Abi ben gülüyorum. Gülmeye çalışıyorum. En azından sizlere de tebessüm ettirmeye çalışıyorum. Ciddiyetten bıktık. Türkiye son 17 yıldır Cumhuriyet tarihinin en ciddi görünümlü, en ciddi görünümlü ama aslında en komik kadroları tarafından yönetiliyor. Hiçbir espri yetenekleri yok. Pardon, Binali Yıldırım'ın biraz vardı. Canlarım. Ekonomiyle ilgili uyarılarda bulunuyorsunuz. Hayır abi, adamlar hemen ayağa kalkıyorlar. Ekonominin çok iyi gittiğini, her şeyin tıkırında olduğunu, fevkalade büyüdüğümüzü falan anlatıyorlar. Nasrettin Hoca biliyorsunuz Akşehirli. Akşehir'de ikamet ediyordu. Akşehir'de mukim Nasrettin Hoca bir gün Konyalı bir dostu tarafından davet edildi. Hoca davete icabet etti ve gitti. Konyalı dostunun evi elbette hemen hemen her Türk evinde olduğu gibi ahşap donanımlıydı. Döşemeler ahşaptı. Hoca daha evin ilk sofasından girdiği andan itibaren döşeme tahtalarından gıcırtılar geldiğini fark etti. Adımını atıyor, gıcırt, atıyor, gıcırt, atıyor, gıcırt. Yanlış anlaşılma olmasın diye ev sahibi dostuna diyor ki, evin neredeyse her tarafından ses geliyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Dostu son derece esprili ve iyi bir Müslüman. Aman diyor Nasrettin. Burası iyi bir Müslüman evi. Bizim buradaki tahtalar böyle sık sık zikrederler diyor. Hoca da cevap hazır. İnşallah ben evde misafirken secdeye varmazlar diyor. Evet, Türkiye'den göç eden beyinler, Türkiye'den göç eden beyinler, Türkiye'de her şey iyi, ekonomiden gıcır gıcır gelen sesler aslında zikir sesleri diyenlere cevap verircesine ülkelerini terk ettiler. Neden? İnşallah biz ülkedeyken secdeye varmaz düşüncesiyle terk ettiler. Sokağa çıkın, 100 kişiye sorun, ülkeyi terk etmek ister misiniz diye. Ne yazık ki yarısından çoğu elimizde olsa tabii terk etmek isteriz diyeceklerdir. Türkiye en güzel beyinlerini, en güzel beyinlerini, yetişmiş en güzel yarış atlarını yurt dışına ihraç ederken, mecburiyetten giderlerken daha doğrusu yarış atlarımız, Türkiye kendi ülkesine onların yerine sütçü beygirlerini ithal ediyor. Sütçü beygirlerini getiriyor. Her zaman verdiğim örneği bir kez daha tekrarlayacağım. Ne olur kusura bakmayın. İki atlı bir arabaya, arabanın bir tarafına yarış atını, bir tarafına sütçü beygirini koşarsanız, arabanın hızı hiçbir zaman yarış atının seviyesine çıkmaz. Yani sütçü beygiri yarış atına erişemez. Onun performansını gösteremez. Yarış atı da mecburen sütçü beygirinin performansını gösterir. Yani ancak onun gidebildiği hızla gider. Türkiye yarış atlarını kaçırdı. Sütçü beygirlerini getirdi. Şimdi hep birlikte sütçü beygirlerine uyuyoruz. Ekonomi perişan. Dış politika perişan. İç politika perişan. Hukuk perişan. Eğitim perişan. Sağlık perişan. Emniyet perişan. Her şey perişan. Ülke gerçek bir yangın yeri. Avrupa'nın en başarılı yangın söndürme organizasyonuna sahibiz Türk Hava Kurumu tarafından. Ama ülke cayır cayır yakılıyor. Cayır cayır yakılıyor ve iktidar sözcüleri, bakanlar, ülkenin değil sadece Avrupa'nın en başarılı yangın söndürme araçlarının neden kullanılmadığı sorulduğunda, onların üçünün diyor mesela uçakların uçak yuvasında motorları yok diyor. Bir tek gazeteci de neden motorlar yok diye sormuyor. Bakan da açıklama ihtiyacı hissetmiyor. Canlarım, bir felaket. Gerçekten bir felaket. Bu ortamda ne yapacağız? Gülmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Bütün bu tersliklerin, olumsuzlukların, felaketlerin, belaların, krizlerin hiçbirisinin sorumlusu biz değiliz. Bizler değiliz en azından. En azından biz oy vermedik ki, biz seçmedik ki deme hakkımız, özgürlüğümüz ve hatta lüksümüz var. O halde yapabileceğimiz şey seçimleri beklemek ve bu duruma da kahretmek yerine gülüp beklemek. Çok polyanlıyım. Olabilir. Ne yapayım? Belki de gerçekten çok polyanlıyım. Ama canlarım benim. Bazen galiba AKP'lilerin oynadığı oyunu oynamakta fayda var. Oyun biliyorsunuz. Ekonomiyle ilgili hiçbir güzel gelişme olmadığı halde bütün her şeyi güzelmiş gibi anlatma yeteneğidir bu AKP'lilerde. Ben onu o kadar başaramıyorum tabii. O zaten mümkün değil abi. Ben kötüye kötü diyorum. Ama sadece kötüden çok da fazla ağlaşmamak gerektiğini dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama onlar öyle değil. Onlar ağlaşmayın demiyor. Neşelenin, gülün, eğlenin, bu durum çok iyi diyorlar. Ekonomi küçülüyor. Olur mu? Ekonomi harika. Öyle rakamlar veriyor ki TÜİK sanırsınız Türkiye'de enflasyon bile yok neredeyse. İşsizlik ne? Ne işsizliği? Herkes birkaç işte birden çalışıyor. Neden? İş yok, işçi yok. Emekçi yok. İş çok, iş çok, emekçi yok. Mecburen boşlukları da dolduruyorlar insan. Yani neredeyse bunu bile söyleyecekler utanmadan. Madame Selonuş'un eşi Agop ölmüş. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Toprağı bol olsun. Agop Efendi'yi defnetmişler. Madame Selonuş Agop Efendi'nin kabrinin başına oturmuş. Ağlıyor. Ne ağlaması. Ağıt ağıt yakıyor. Arkasından ne övgüler ama ne övgüler. Tabii etraftakiler de ellerini göbeklerin üzerine birleştirmişler. Madame Selonuş'un ağıtlarını dinliyorlar. Ah sen ne güzel adamdın Agop Efendi diyor Madame Selonuş. Ne güzel Fransızca konuşur idin. Ne güzel İngilizce anlatır idin. Ne güzel cümbüş çalar idin. Ne güzel neyifler, ne güzel şarkılar söyler idin. Hatta bazen şiir bilem yazar idin. Devam ediyor bu övgüler. İçlerinden biri misafirlerin dayanamıyor. Madame Selonuş sen ne diyorsun? Biz hiç duymamışızdır Agop Efendi'nin şiir okuduğunu, cümbüş çaldığını, İngilizce, Fransızca masallar anlattığını. E sen masal anlatıyorsun. Yo der Madame Selonuş. Evet Agop Efendi Fransızca konuşmaz idi, İngilizce anlatmaz idi, cümbüş çalmaz idi, ne üflemez idi, şarkı söylemez. Şiir okumaz idi doğru ama hepsine eves eder idi. Ekonomide hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyor ekonomi bakanı. İyiye götürecek zaten son zamanlarda artık çıkma konuşma haddi ve mecali de yok. Ama her şeye heves ediyor abi. Hevesli adam. Hiç olmasa hevesini kursağında bırakmayalım çocuğun. Çocuk derken tabii yani 40 yaş, 41-42 yaşında bir çocuk. Canlarım benim. Güzellerim. Ekonominin ne kadar ilgisi var bilmiyorum ama çok güzel müjdeli bir haber vereyim size. Çay tiryakileri sevinin. Çaykur Genel Müdür Vekili çaya 3. zammın yapılmayacağını müjdeledi. Bir defa iki defa oldu bir hafta 10 gün içinde diyeceksiniz. Bunun neresi müjde? Abi olan oldu. Ölen öldü. Bitti. Olmuşla. Ölmüşe çare yok. Ama bak 3. olmayacak hiç olmazsa. Çayınızı keyifle. Çekin, oh be, sanki çay içiyorum deyin. Canlarım, güzellerim benim ya. Ekonomi işte böyle.